And how's of cümleten selam aleyküm dostlar. Salt 23 hoş geldiniz. Salt ooo nasıl durdu kamera? Savaş bitti. Ortalık duruldu. Evime geldim. Yorucu bir geceydi gerçekten. Saat kaça kadar çalıştım? Saat 10.30'a kadar çalıştım sabah. Sonrasında bir 45 dakika uyuyayım diye yattım ama bir buçuk saat falan uyudum herhalde. Sınava zor kalkmadım. Ama yani muhtemelen ablam falan arayamasaydı belki uyuyakalabilirdim. Full çıkmış baktım. Ondan sonracığıma. Size bahsetmiştim komite biraz hafif bir komite bu komite. Bir tek acil tıp var demiştim biraz bir şeyler ezberlemem gereken. Yani ne dediysem çıktı arkadaşlar. Dün geceki SALT'ta aslında bizim sınıftan izleyen varsa çıkmış baksın demiştim. Gerçekten öyle oldu. Özet kitapçı zaten şimdi derslerden tıp hukuku, etik, ondan sonra adli tıp, aile hekimliği zaten hafif dersler. Genel kültür olarak böyle çok zorlamayacak şeyler. Özetleri de hızlıca okuyup bitireceğiniz şeylerdi. O yüzden hızlı hızlı onları okumuştum ve çıkmış sorularına çok bakmıştım. Zaten çok fazla yoktu. Yani iki tane senenin komitesi vardı, yedinci komitesinin notları. Bir de bir tane şey vardı, finalde bütte çıkmış bu komiteyle alakalı sorular vardı. Gerçekten bir 3-4 saat baktım. Yani Allah hocalardan razı olsun. Yani normalde bakarım ben çıkmışlara, bu kadar sağlam bakmam da. Kameranın şey ha. Çıkmış bu kadar çıkmazdı. Sınavın neredeyse yarısı çıkmıştı ve hesapladım, yanılmıyorsam ki yanılmıyorumdur, ben normalde doğru hesaplıyorum. Yani artı 3, eksi 3 yanılma payı olabilir. Kariyerimin en yüksek notunu alarak herhalde komite macerasını sonlandırdım diyebilirim. Adli tıptan, pardon, acilden gerçekten biraz takıldım. Onun haricinde diğerleri yani kaymak gibiydi ya. Sınav var ya, mükemmel mükemmel. Ya diğer sınavlarda da tabii ki de moralim çok bozuk olmuyor ama bugün ayrı bir şeyi haklı bir sebebim var yani biraz mutlu olabilmek için. 86 aldım. Ayıptır söylemesi. Ama şöyle bir şey var. Bu komite gerçekten söylediğim gibi normalde geçen senelerde de ortalaması yüksek olan bir komite. Yüzdesi çok fazla yok. Yani ortalamaya etkisi aman aman bir etkisi yok. Ama final öncesi gerçekten iyi oldu. Muhtemelen 65 falan almam gerekiyordu 80 alsaydım. Biraz korkuyordum 70 alsam 66'ya 65'e 66,5'a falan çıkacak diye. 80'in de üzerine not gelince açıkçası şu an biraz rahatladım. Muhtemelen bir 64'e indirmişimdir finalde almam gerekiyordu. Yani öyle son komiteyi de atlattık. Bir saat uykuyla falan duruyorum. Aslında bayağı bir uykusuzdum eve gelirken de sorulara falan bakınca uykum açıldı yani. Ondan sonra şimdi 20 gün var finale. Bakalım final süreci başlayacak. Sınavı olanlar varmış. Bu arada arkadaşlar ya siz nasıl bir krallarsınız? Kralsınız diyecektim. Krallar, kraliçeler. Videoyu gecenin 5'inde yükledim. İnternet çok kötüydü. 2'de çektiğim videoyu 5'te yükledim. 30 kişi izledi. 32 kişi yorum attı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani gerçekten çok teşekkür ediyorum. İletişimini böyle samimi bir şekilde sıcak tutabildiğiniz için. Yani bir şey atıyorum. Bir sürü kişi orada sınavı olduğunu söylemiş veya benim sınavımla ilgili güzel dileklerde bulunmuş. Gerçekten çok duygulandım. Çok teşekkür ediyorum bu durumdan dolayı. Sınavı olan arkadaşlar var. Muhtemelen yarın veya önümüzdeki haftalarda. Yani bakın. Son gece satsaydım, çıkmış bakmasaydım gerçekten muhtemelen bir yine yapardım ama 60 civarı falan alırdım. Çıkmışlara baktım, şansım da yaver gitti. 86 ne demek ya? Ben hayatımda 70 alamamış adamım ya. Yani almışsam da 71 falan almışım. Böyle 75'in yakınlarına gelmiş biri değilim. Güzel oldu yani. İlk defa tecrübe ettim 80'li bir notu. 86 falan gelecek. Darısı sizin başınıza ne diyeyim? Ama bununla bitmiyor tabii ki de. Dediğim gibi final süreci biraz yorucu olacak. Ailemin yanına gideceğim. Antalya'ya. Burada çünkü iftar miftar. Yani hazırlamak zor olmuyor aslında da. Açıkçası
tek motivasyonum orada bir balkon var. Balkonda çalışırım diye gidiyorum. Bakalım inşallah. Son bir 20 gün. Asıl sınavımız şimdi başlıyor. Şu 20 günde halledersek inşallah güzel bir sene kapanmış olacak. Onun dışında diyeceklerim bu kadar. Bir iki gün veya bir hafta olup da böyle sınavı satmayı düşünenler var. Onlar sakın satmasınlar. Azim, çalışma, mutluluk. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Saat 23 böyle garip bir şey oldu ama mutlu bir komite sonu. Gerçi attığım sonlardan aynen mutsuz bir son bilmiyorum. 38 aldığımda video çekmedim. 38 almamla alakalı değildi de. Galiba attığım videolarda hep yine bir şekilde kurtarmıştım günü. Vay be, 7 komite bitti. Dile kolay. Hayat hızlı geçiyor. Ne diyeceğim bilmiyorum. Çok da uzatmayayım. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşen... Aa, bu arada iki önceki saltta bir ay olmuş yani bir önceki saltı atmadan önce. İtalya'ya gideceğimden bahsetmiştim. İtalya'ya gittik geldik. Aa, şu sınavlar falan bitse de sizlerle böyle seyahatlerle ilgili konuşmak istiyorum. Güzel tecrübelerimiz oldu yine. Keyifliydi. Ucuza uçak bileti bulmayla alakalı çok garip şeyler öğrendim. 12 liraya bir uçak bileti bile aldık yani şu son 1-1,5 aylık süreçte. Ben inanmıyordum öyle şeylere ama varmış. Bu tecrübelerimi de sizlerle paylaşacağım inşallah. Bir sonraki saatte görüşene dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.